Merhaba Hatice Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle tığ işi çocuk yeleği yapacağız. Bu yeleğimizi yavru renginde lif ipiyle öreceğim ve 4 numarada tığ kullanacağım. Yeleğimizi yaka kısmından başlayıp aşağıya doğru tek parça olarak öreceğiz. Alt kısmını çiçek süslemeler falan yapacağız. Roba kısmını düz olarak öreceğiz. Alt kısmını da çiçeklerle süsleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunun için yaka için 93 zincir çekiyoruz. 90 tanesini trabzan yapacağım. 3 tanesini de dönmek için kullanacağım. Şöyle 93 tane zincirimi çektim ben. Tığımı bir defa doladım. Şöyle kenardan 3 zinciri dönmek için kullanıyorum. 4. zincire tığımı taktım. Üçlü trabzan olarak yapacağım. Tığımı taktım. 3 defa da geriye çıktım. Tekrar tığımı bir defa doluyorum. Zincirin üzerine trabzan yapmaya başladım. Tığımı bir defa doladım. 3 defa da çıkıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. Üçlü trabzan olarak başladım. Zincirlerinizi çekerken biraz gevşek çekmeye çalışın arkadaşlar. Bu zincirlerin üzerine tek tek batacağız. O yüzden batarken zorlanmamak amacıyla biraz gevşek çekerseniz güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar ön için 18 tane trabzan yapacağım. Hemen ilk sırada artma yerlerimi ayarlayacağım. İlk başladığımız yer burası ön olacak. Bu şekilde her zincire batarak hiç zincirleri atlamayın arkadaşlar. Sırasıyla tüm zincirlerimize batacağız. İlk sıra yaparken biraz zorlanabiliriz. Sonraki sıralar daha kolay olacaktır. Bu şekilde ön için 18 tane üçlü trabzan yapalım arkadaşlar. On sekiz tane trabzanımı yaptım. Araya üç tane zincir örüyorum. Burası artma yerim olacak. Sıradaki zincire trabzanımı yapıyorum. Şimdi burası 18 trabzanımız ön oldu. Şimdi kola geçtik. Kol için 12 trabzan yapacağım. Trabzanlarımızı hep üçlü olarak yapacağız. Kol için 12 tane trabzan yaptım. Araya yine 3 tane zincir örüyorum. 3 zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Yine sıradaki alttaki zincire yine battım. Bir tane trabzan yaptım. Burası da kol oldu. Burası da arka ve kolun arasındaki artma yerimiz oldu. Şimdi arkaya başladım. Arka için 30 trabzan yapacağım. Zincirin üzerine bu şekilde 90 toplam 90 tane trabzan yapacağım. 18 önler olacak, 12 kol, 30 da arka olacak arkadaşlar. Şu anda arkayı yapıyorum. 30 tane trabzan yapacağım arka için. Arka için 30 trabzanımı yaptım. Yine araya 3 tane zincir ördüm. Sıradaki zincirin üzerine tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi kolu yapıyorum. İkinci kolu yapıyorum. Kollar için 12 trabzan yapacağız. Şimdi buraya 12 trabzan yapıp yine bir artma yapacağım ve sonra önü yapacağım. Kol içinde 12 trabzanımı yaptım. Araya yine aynı şekilde 3 tane zincir. 3 zinciri ördüm ve önü yapıyorum artık. 4 tane şöyle artma yerim oldu. Yine ön içinde 18 tane trabzan yapacağım. Her zincire tek tek batarak gidiyorum.
Şimdi ön içinde 18 trabzan yaptım. Toplamda burada 90 tane trabzanım oldu. Burası yaka kısmı. Birinci sırayı yaptık. Kenardan 3 zincir örüp dönüyorum. 3 zincir ördüm ve döndüm. Şimdi her trabzana tekrar trabzan yapacağız. Artma yerlerimizde artarak devam edeceğiz. Şu anda ön için 18 trabzanım var. Şurada 3 tane zincir ördüğüm yerde orada artma yapacağım. Trabzanlarımı üçlü olarak yapıyorum. Tığımı bir defa dolayıp 3 defa da çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 18 tane trabzanımı yaptım. Artma yerine geldim. Şuradaki 3 zincirin içine önce 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 tane trabzan yaptım. Şimdi ön burası 20 trabzan oldu. Araya 3 zincir örüyorum yine. 1 2 ve 3. Yine 3 zincirin içine batmaya devam ediyorum. Buraya 2 trabzan daha yapacağım. Bu da kolun artması olacak arkadaşlar. Buradan da kola geçtim. Şuradaki artımın içine 2 trabzan yaptım. 3 zincir ördüm. 2 trabzan daha yaptım. Artmam bu şekilde arkadaşlar. Kolda 12 tane trabzanım vardı. 2 tane burada arttırdım. 2 de bu tarafta arttıracağım. 16 trabzan olacak arkadaşlar. Şimdi koldaki trabzanlarımı ördüm. 3 tane zincire artma yerine geldim. Önce kol için 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın şu anda kola 2 tane buradan trabzan artırdım. 2 tane de buradan artırdım. Burada 12 vardı. Şu anda 16 oldu. Devam ediyorum. Araya 3 zincir. Yine aynı 3 zincirin alttaki 3 zincirin içine batıyorum. 2 trabzan daha yapacağım. Ve arkaya geçtim. Arkada 30 trabzanımız vardı. 2 tane buradan arttırdım. 2 de buradan arttıracağım. 34 trabzan olacak arkadaşlar. Artmalarımız bu şekilde olacak. Roba kısmını sadece trabzana olarak örüp ve artmalarımızı yapacağız. Robadan sonra koltuktan alt kısmında çiçekler yapacağım arkadaşlar. Üst kısmına çiçek yapmayacağım. Şimdi arkadaki trabzanlarımı ördüm. Yine artma yerine geldim. Artma yerimde 2 trabzan yapıyorum. Tekrar 1 ve ikinci trabzanımı da yaptım. Araya 3 zincir. 1, 2, 3. 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 tane daha trabzan yapacağım. Şimdi koldaki trabzanlarımı yapıyorum. Kolda 12 trabzanla başladık. İki bir taraftan trabzan arttırdım. İki tane bir taraftan arttırıyorum. 16 tane trabzan oluyor şu anda kolda.
trabzanını ördüm. Son atma yerim. Atma yerine 2 trabzan önce. Araya 3 zincir. Tekrar 2 trabzan yapıyorum. Şu anda öndeyim. Burada 18 tane trabzanım var. 2 tane de artma yaptım. Toplam önde 20 trabzan oldu. Bu şekilde trabzanlarımı yaparak başa kadar gidiyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Kenardan hep 3 zincir örüp dönüyorum. 2, 3, döndüm. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi 18 trabzanla başlamıştık bunu. 20 oldu. Bu sırada 22 trabzan olacak. Artmalarımız hep aynı şekilde olacak. Üçüncü sırada yine artma yerindeyim. Her zaman artmalarımız 2 trabzan. Araya 3 zincir. Tekrar 2 trabzan. Raba kısmında hep bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Trabzan batarak başa kadar gidiyorum. Artmalarımızı unutmayalım. 4 yerde şöyle artmamız var arkadaşlar. 3. sıranın sonuna geldim. Buraya da bir tane ilik atacağım arkadaşlar. Şöyle 2 tane zincir ördüm. Alttaki trabzanlardan sayıyorum. 1, 2 trabzan atlayıp 3.'ye batacağım. Normal trabzanımı yaptım yine. Buraya bir tane ilik açtım. Kenarda 4 tane trabzanım kaldı. 6 trabzan varken yapmıştım. 2 tanesini atladım. 3.'ye battım. Başta 4 tane trabzanımı yaptım. Kenardan 3 zincirle dönüyorum yine. Şöyle göstereyim. 3 zincir ördüm, döndüm. Yine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Burada 2 zincirin içine 2 tane trabzan yapacağız. Alttan 2 tane atladığımız için 2 trabzan buraya yaptık ve sayıyı tamamladık. Sonra kalan trabzanlarımı sıradan batarak devam ediyorum. Şöyle iliğimi göstereyim. Bu şekilde iliğimi de açtım. Üçüncü sırada açtım. İsterseniz ikinci sırada da açabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yapalım. Şurada robalarda, artmalarda 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir örüp 2 trabzan yapıyorum. 4 yerde artmalarımızı yaparak robamızı bu şekilde örelim. Yeleğimizin roba kısmını şuradan yakadan itibaren 16 sıra ördüm. Bu kadar yeterlidir. Şimdi yeleğimizin ön ve arkasını birleştireceğiz. 17. sırada birleştireceğim. Şurada önde şu anda 48 tane trabzanım var. Arkada da 90 tane trabzanım var. Bunlar hepsi arkadaşlar 186 yapıyor. 186 trabzan eklerken de koltuk altlarından 4'er trabzan daha arttıracağım. Toplamda 194 trabzanımız olacak. Şu anda 17. sırayı örüyorum ve ekleme yapacağım. Şöyle ilk alanında 7 sıra yaptım arkadaşlar. 8. sırada da ikinci iliğimi yaptım. Şöyle göstereyim. Şu anda 17. sırayı örüyorum. Tam şurada önle kolun birleştiği yerde artma yerine doğru gidiyorum. Oraya geldiğimizde kolları bırakıp arkayı örmeye geçeceğiz. Yedinci sıra önleri ördüm. Şurada artma yerime 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ön için bu artma. 2 tane trabzan yaptım. Buradaki kolu örmeden direkt arkaya geçiyorum. Kolları artık bırakacağız. Şurası kol. Kolu örmüyorum. Şuradaki artma yerine 2 tane trabzan yapıyorum. Araya zincir örmedim. Bundan sonra artma yapmayacağız. Birleştiriyorum artık. 2 tane burada artma yaptım. 2 burada artma yaptım. 2 tane burada artma yaptım. Koltuk altında 4 tane trabzan arttırdım. Şu anda arkaya geçtim.
Şöyle göstereyim. Burası arkamız. Şu anda 90 tane trabzanım var arkada. İkişer tane kenarlardan arttırıyorum. Normal düz olarak örüyorum trabzanı. Bu beden kısmını birleştirdikten sonra çiçek yapımına geçeceğiz artık. Şimdi bu arkayı diğer koltuk altına kadar trabzanlarımı yapıp gidiyorum. Arkadaki trabzanlarımı örerek geldim. Şu anda yine koltuk altına geldim. Koltuk altına yine şurada 3 zincirin içine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi burası kol yine. Buradaki kolu ayırıp öne geçiyorum. Araya hiç zincir örmeden direkt tığıma bir defa doladım. Şuradaki 3 zincirin içine battım. Oraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Önle arkayı birleştirdim. Şurada ikinci ön parçadayım. Burayı da başa kadar trabzan yaparak gideceğim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir sırada geri trabzan yaparak gideceğim. Üçüncü sırada. Şu anda birleştirdim. Üçüncü sırada çiçeklerimi yapmaya başlayacağım. Ben şurasının trabzanını tamamlayayım. Bir sırada başa kadar tekrar trabzan yapayım gideyim. Üçüncü sırada çiçek yapımını da göstereceğim sizlere. Yeleğimizi şuradan koltuk altlarından birleştirdik. Şu anda 3. sıra yapıyorum ve örgünün ön yüzündeyim. Şuradan baştan 17 tane trabzan ördüm. Şimdi çiçek yapımına başlıyorum. 17 trabzan ördüm. Bir tane zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki trabzanın üstüne battım. Normal buraya bir tane trabzan yaptım. 3 defa da çıktım. Şimdi 3 zincir örüyorum. 1, 2, 3. 3 zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Şu en son battığım trabzana bakın, şurada zaten bir zincir ördük ayrıldı. Buraya batmaya başlıyorum çiçek yapımına. Bir tane trabzan yapıyorum ve 3 defa da çıkıyorum yine. 1. Tekrar tığıma bir kez doladım. Aynı yere bir daha battım. 2. 2 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir örüyorum. Ve aynı trabzanın içine sık iğne olarak battım. Çiçeğimizin bir kanadı oldu. Devam ediyorum. Yine 3 tane zincir. Tığımı bir defa doladım. Aynı trabzanın içine batmaya devam ediyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çıkıyorum. Yine 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir örüyorum. Aynı yere sık iğne olarak tekrar battım. Şöyle çiçeğimizin ikinci kanadı da oldu. Devam ediyorum. 3 tane zincir. 3 zincir ördüm. Şimdi burası tamamlandı. Tam bakın şuradaki en son yaptım. 17 tane trabzan yapmıştım. Şu 17. trabzana tığımı bir defa doladım ve battım. Bir tane trabzan da oraya yaptım. Tekrar tığıma doladım. 2 trabzan yaptım. 3 zincir, araya hep 3 zincir ve sık iğne olarak battım. Çiçeğimin yapımını bir defa daha göstereceğim size. Araya 3 tane zincir. 3 zincir örüyorum ve trabzana batmaya devam ediyorum. Tığımı bir defa dolayıp 3 defa da çıkıyorum. Araya 2 tane trabzan yaptım. Yine 3 zincir. Aynı yere battım. Bakın çiçeğimizin iki kanadını bu tarafa yaptım, iki kanadını bu tarafa yaptım. Son bir kez daha şimdi 3 tane zincir. 3 zincir ördüm. En başta bir zincir örüp trabzan yapmıştık. O bir zincirin içine en yukarıya batıyoruz bu sefer. Tığımıza bir defa doladık ve 3 defa da çıktım. Tekrar tığıma bir defa doladım. Aynı yere bir daha battım. 2 tane trabzan yaptım. Araya 3 tane yine zincir ördüm. Ve son kez çiçeğimin içine sık iğne olarak battım. Bakın çiçeğim. Bu şekilde bir tane çiçek yaptık. Tığımı bir defa doladım. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir tane dolayıp 3 defa da çıkıyoruz. Şöyle düzelteyim. Bu ortalarını da sonra inci dikip süsleyeceğiz. Ortalarını boş bırakmayacağız. Araya 13 tane trabzan yapıyorum.
Trabzanlarımı hep bir defa dolayıp 3 defa da çıktım. Üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar çiçek yapımına başlıyorum. Bir zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki alttaki trabzana battım. Normal 3 defa da çıktım. Sadece buraya araya bir tane zincir ördüm. Şimdi 3 tane zincir örüyorum. 3 zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Şu son yaptığım trabzanın içine batıyorum. Yine 3 defa da çıkıyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir daha battım. 3 defa da çıktım. Arada 2 tane trabzanım var. 3 zincir örüp aynı yere sık iğne olarak battım. Bu şekilde tekrar devam ediyorum. 3 tane zincir. Tığımı bir defa doluyorum. Aynı yere çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. 2 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir. 3 zincir ördüm. Yine aynı şey yere sık iğne olarak battım. Çiçeğimizin iki kanadını bu tarafa yaptım. 3 zincir örüyorum. Tığımı bir defa doluyorum. Çiçeğimizin iki kanadını da şuradaki trabzana yapacağım. Ve şöyle döndüm. 3 zincir ördüm. 2 trabzan da bu taraftaki trabzanın içine batıyorum artık. 2 trabzan da buraya battım. 3 tane zincir örüyorum. Sık iğne olarak battım. Tekrar 3 zincir. Tığımı bir defa doladım. Aynı yere batmaya devam ediyorum. 2 tane trabzan yaptım. Ve 3 tane zincir örüp sık iğne batıyorum. Çiçeğimin ikinci kanadını bu taraftaki trabzana, iki kanadını da bu taraftaki trabzana yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir örüp şuraya en yukarıya bir tane daha çiçeğin kanadını yapacağım. Son kez bir tane trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım. Bir trabzan daha yaptım. 2 trabzan oldu. 3 tane zincir örüyorum. 3 zincir ördüm ve sık iğne olarak battım. Ve sıkıştırdım çiçeğimi. Tığıma bir kez doladım ve yandaki trabzanlarımı yapmaya başladım. Araya 13 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim çiçeklerimi. İkinci çiçeğimizi de bu şekilde yaptık. Çiçeklerimiz başa kadar bu şekilde yapıp gideceğiz. Şimdi 13 tane trabzan var arada. Şimdi 13 tane trabzanımı yaptım. Araya bir zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki trabzana battım. 3 defa da çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Çiçeğimizin iki kanadını şuradaki trabzanın içine yapıyorum. İki kanadını buradaki trabzanın içine yapıyorum. En son bir tane de şuradaki zincirin içine yapıp buradan trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Başlıyorum tekrar çiçek yapımına. 3 tane zincir. 3 zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Bakın şuradaki trabzanın içine battım. 3 defa da çıktım. Tekrar tığımı bir kez doladım. Aynı yere bir daha battım. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir örüyorum. 3 zincir ördüm. Sık iğne olarak battım. Tekrar 3 zincir. Aynı yere. Dediğim gibi çiçeğin iki kanadını bu tarafa yapacağım. İki kanadını bu tarafa yapıyorum. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir ördüm. Sık iğne olarak battım. Araya 3 tane yine zincir. Ve şöyle örgümü çevirdim. Tığımı bir kez doladım. Buradaki, şöyle göstereyim. Buradaki trabzanın içine battım. Oraya da 2 tane trabzan yapıyorum.
3 tane zincir. 3 zinciri örüp sık iğne olarak battım tekrar. Üç zincir örüp battım. Bakın iki tanesini bu tarafa yaptım, iki tanesini o tarafa. Sonuncu çiçeğimin kanadını yapıyorum. Üç tane zincir ördüm. Tığımı bir kez doladım. Yukarıya yapıyorum bu sefer. En başta bir zincir örüp attığımız yere beşinci kanadı yapıyorum. Tığımı bir kez doladım. Ve üç defa da çıktım. İki tane trabzan yaptım. 3 tane zincir ördüm. Sık iğne olarak battım ve çiçeğimi sıkıştırdım şöyle. Tığımı bir kez doladım. Hemen şöyle çiçeğimi yana alıp bakın buraya batmışım. Sıradaki trabzana batıyorum. Araya 13 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Aralarda 13 tane trabzan. Bir dahaki sırada çiçeklerimizi şuraya simetri olarak yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar çiçeklerimizi yaparak gidelim. Birinci sıranın çiçeklerini bu şekilde yaparak geldik. 13 tane çiçek yaptım. Şöyle ön kısmını tamamladım. Şöyle arkayı da göstermek istiyorum. Arkada bu şekilde çiçeklerimi tamamladım. Şimdi kenardan şuradan baştan 3 zincirle geriye döndüm. Bundan sonra normal trabzanlarımızı yaparak gidiyoruz. Hiç artma, eksiltme, hiçbir şey yapmayacağım. Burada her trabzanın üzerine tığımı bir defa dolayıp üçlü trabzanlarımı yaparak örüyorum arada. Dediğim gibi şöyle göstereyim. İkinci çiçeklerimizi şu iki çiçeğin arasına tam şuraya orta yere yapacağız. Simetri olarak yapacağız. Şu aradaki trabzanları öreyim. İkinci çiçeklerin yapımında göstereceğim ben sizlere. Burada birinci sıra çiçeklerimizi yaptık. Şimdi çiçeklerimizden sonra 5 sıra trabzan ördüm. Şu anda 6. sıradayım ve yine örgünün ön yüzündeyim. İkinci sıra çiçeklerim başlayacağım. İkinci sıra çiçeklerin bir tanesini buraya yapacağım. Bir tanesini tam ikisinin ortasına yani şuraya yapacağım. Şimdi birinci çiçeği yaparken 17 tane trabzan ördüm ve çiçeği yapmıştım. Şu anda 9 tane trabzan ördüm ve ikinci çiçeğime başlayacağım. Çiçekten sonra 5 sıra ördüm. Şu anda 6. sıradayım. Buradan da 9 tane trabzan ördüm. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Ve 3 defa da çıktım. 3 tane zincir örüyorum. Tığımı bir defa doladım. Son yaptığım trabzanın içine çiğimi yapmaya başlıyorum. Tığımı bir defa dolayıp 3 defa da çıkıyorum. 2 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir örüyorum. Ve sık iğne olarak battım. Tekrar 3 tane zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Son yaptığım trabzan için çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çıkıyorum trabzanlarımı. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir ördüm ve sık iğne olarak battım. Şöyle çiçeğimin ikinci iki kanadını yaptım. 3 tane zincir ördüm. Şöyle örgümü çeviriyorum. Şuradaki trabzana batacağım. 3 zincir ördüm. Tığımı bir defa doladım. Karşı taraftaki trabzanın içine battım. 3 defa da çıktım. Aynı şekilde oraya da 2 trabzan yaptım. Ve yine 3 zincir sık iğne olarak battım. Tekrar 3 tane zincir. Tığımı bir defa dolayıp 3 defa da çıkarak 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ve 3 zincir örüp sık iğne olarak battım. Tekrar 3 tane zincir örüyorum. Şöyle örgümü yine çevirdim. Şu anda çiçeğimi 4 kanat olarak yaptım. Şurada en son ördüğüm bir tane zincir var. Onun içine çiçeğimin son kanadını yapacağım. Tığımı bir defa doladım. Ve battım. 3 defa da çıktım. Tekrar tığımı bir defa doladım. 3 defa da çıktım. 3 zincir örüp sık iğne olarak batacağım.
ve sıkıştırdım. Bakın bu şekilde çiğim tamamladım. Tığımı bir defa doladım. Şöyle hemen çiçeğimi ikiye katladım. Bakın şuradaki sıradaki trabzana batıyorum. Arada 13 tane trabzanımız vardı. Ve şöyle çiçeğimi düzelteyim. Çiçeklerim bu şekilde. Şimdi araya 13 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 13 tane trabzan ördüm araya. Yine çiçek yapımına başlıyorum. Bir zincir ördüm, tığımı bir defa doladım. Sıradaki trabzana battım. 3 defa da çıktım. 3 tane zincir yine aynı şekilde. Tığımı bir defa doladım. Son yaptığım trabzanın içine çiçek yapımına başlıyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çıkarak 2 tane trabzan yaptım ve 3 zincir. Tekrar 3 zincir ördüm. Çiçeğimin ikinci kanadını yapıyorum. Burada biraz hızlandım arkadaşlar. Çiçek yapımını öğrendiniz herhalde. 3 zinciri örüp sık iğne olarak batıyoruz. Aralarda ikişer tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir ördüm. Bakın şöyle örgünüzü çevirin. Şuradaki trabzana çiçeğimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi iki kanadını bir tarafa, iki kanadını bir tarafa yapıyorum. En son bir kanatta yukarıya yapıyorum. Üç zincir ve iki trabzan. Tekrar 3 zincir ördüm ve sık iğne olarak battım. Şöyle örgümü biraz daha çevirdim. Bakın iki kanadı oldu. Sonuncu kanat 3 zincir ördüm. Tığımı bir defa dolayıp en üstteki son kanadına başladım. 3 zincir örüp sık iğne olarak battım. Hemen tığımı bir defa doladım. Çiçeğimi tamamladım. Şöyle çiçeğimi katlayıp bakın sıradaki trabzana battım. Arada hep 13 tane trabzanım var. Bu şekilde yaparak gideceğim. Şöyle çiçeklerimi göstereyim size. Elimden düzeltiyorum. Dediğim gibi birbirine simetri olarak tam bu iki tanenin ortasına buraya çiçeğimizi yaptık. Bu şekilde çiçeklerimizi yaparak gideceğiz. 13 tane çiçeğimiz var. İlk çiçeğimizi 17 trabzan örüp yaptım. Buradakini 9 trabzan örüp çiçeğimi yaptım. Bu şekilde simetri olarak örelim. Aralarda 5 sıra trabzan örüyorum. 6. sırada örgünün ön yüzünde çiçek yapımına çiçeğimi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar boyunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu şekilde çiçeklerimizi yapalım. Yeleğimizi şuradan roba kısmından itibaren 31 sıra ördüm. Şöyle çiçek aralığını 5'er sıra yaptım. 6. sırada tekrar çiçeklerimizi yaptım. 5 sırada çiçek yaptım. Şimdi sıra geldi kollarını yapmaya. Kollarını şöyle düz olarak bırakmıştık. Şöyle koltuk altından başlayıp oraya da bir sıra çiçek yapacağım. Şöyle elimizle ipimizi ayarladık. Bir zincir ördüm. Buraya tam koltuk altına ipimi sabitledim. Koltuk altındaki trabzana battım. 3 zincir örüp yine trabzan yapmaya başlıyorum. Trabzanlarımızı hep üçlü yaptık. Şöyle yeleğimizin boyu bitince kenar süslemesi yaptım. Onu iki trabzan olarak yaptım. Şu kolda onu da göstereceğim arkadaşlar size nasıl yaptığımı. Buradan koldan 10 trabzan yapınca bir tane çiçek yapacağım. Kollarına da bir sıra çiçek yapacağım. Buradan 10 tane trabzan yaptım. Yine aynı şekilde bir zincir ördüm. Yanındaki trabzana battım. Tekrar 3 zincir. Çiçek yapımına başlıyorum.
Kollarda da bir sıra çiçek olsun istiyorum. Yine aynı şekilde iki tane trabzan yaptım. 3 zincir ördüm ve battım. Tekrar 3 zincir ördüm. 2 tane trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir ördüm ve battım. Tekrar 3 zincir ördüm. Aynı bedendeki çiçekten gibi 3 zincir ördüm. Bu sefer karşıdaki trabzana. Üç tane zincir ördüm ve batıyorum. Şimdi yine aynı şekilde iki tanesini buraya yaptım. İki kanadını, iki kanadını da buraya yaptım. Son kanadını da tam tepeye yapıyorum. İki trabzan yapıyorduk. Üç tane de zincir örüp sık iğne olarak battım. Tekrar tığımı bir kez aldım. Şu anda kolları yapıyorum. Sıradaki trabzana battım. Yine aynı şekilde araya 13 tane trabzan yapacağım. İlk başlangıçta 10 tane yaptım. Bir tane çiçek koydum buraya. Üç, 13 tane trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde bir zincir ördüm. Yanındaki trabzana battım. Şöyle göstereyim. Kolda bir tane çiçek buraya yaptım. Bir tane de buraya yapacağım. Bir tane tam buraya, orta yere. Aynı şekilde yine dönüşte bir tane buraya, bir tane de buraya yapacağım. Bir kola 5 tane çiçek yapacağım. Ona göre saydım. O yüzden bu alt kısmını 10 tane yapmıştım trabzanına. Araları yine 13 yapıyorum. Dediğim gibi şöyle katladım. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir tane çiçek buraya, bir tane tam tepeye yapacağım çiçeğimi. Denk gelmiyorsa daha büyük veya daha küçük yaparsanız, denk gelmiyorsa da bu kolların araları o kadar da çok önemli değil. Hani 14 de yapabilirsiniz, 16 da yapabilirsiniz veya daha sık da koyabilirsiniz kollara çiçeklerinizi. Dediğim gibi bir kola 5 tane çiçek olarak yapacağım. Üzerine de 2 sıra trabzan yapacağım. Son sırada da şu süslemeyi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu çiçeklerin ben 5 tane yapayım. 2 sırada trabzanlarımı öreyim. Şuradaki süslemeyi göstereceğim ben sizlere. Yeleğimizin kolu için şöyle 5 tane çiçeğimizi yaptık. 5 çiçeğin üstüne de 2 sıra trabzan yaptım. Şimdi 3. sıra, son sıra oyamızı yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincir örüp şuradaki süslemeyi yapacağım. Şöyle geriye doğru batarak süslemeyi yaptım. Araya bir tane zincir ördüm. Tığımı bir defa daladım. Alttaki trabzanlardan 2 trabzan atlayıp 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. 2 defa da çıkıyorum. Buradaki kutucukların fazla büyük olmaması için ikili yaptım buradaki trabzanlarımı. 4 zincir örüyorum. 4 zincir ördüm. Şöyle geriye doğru kutucuğun içine batarak süslememi yaptım. Araya bir zincir, tığıma bir kez doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine battım. 2 defa da çıkıyorum. Normal yeleğimizi üçlü trabzan olarak ördük. Sadece şuradaki süslemeleri ikili trabzan olarak yapıyorum. 4 tane zincir örüp şöyle girdeki kutucuğun içine batarak
Sık iğne olarak battım ve süslememi yaptım. Araya bir zincir, tığıma bir kez doladım. Bir, iki, üçüncü trabzanın üzerine battım. İki defa da çıktım. Dört zincir örüp şöyle geriye doğru batıyorum. Bu şekilde son sıra oyamı da yapıyorum. Dediğim gibi buradaki trabzanları ikili olarak yapıyorum. Daha fazla uzun olmamaları için. Yeleğimin şöyle alt kısmına da aynı şekilde yaptım. Bu yanlara da her sıranın başına birer tane battım. Yine aralara birer zincir ördüm. Bu şekilde ve yaka kısmına da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra oya yaptım yeleğin etrafına. Kollara da aynı şekilde bir sıra oya yapacağım ve bitireceğim. Şöyle kolumun birincisini yapıyorum. İkinci kolu da aynı şekilde öreceğim. 5 tane çiçek yapacağım. Üzerine 2 sıra tramzan. 3. sırada da oyasını yapıp bitireceğiz artık yeleğimizi. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bu şekilde tamamladım. Şu kol uçlarına da birer sıra çiçek yaptım. 2 sıra tramzan yapıp son sırayı da oyalarak bitirdim. Her çiçeğimizin ortasına birer tane de inci diktim. Düğmelerimi de bu şekilde diktim. Yeleğimi şimdi ölçmek istiyorum. Epey büyük bir yelek oldu. 3-4 yaş çocuğa rahatlık olabilecek bir yeleğimiz oldu. Şöyle eni 33 santim, yani bedenin etrafı 66 santim geliyor arkadaşlar. Şöyle boyunu da ölçeyim ben. 40 santim de boyu var arkadaşlar. Siz bana daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz kaç santim yapmak istediğini söyleyin. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.